Evet merhabalar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu içeriğimizde size City Skylines 2 oyununda nasıl daha çabuk para kazanılır? Bunların taktiklerinden, yollarından bahsedeceğim, benim bildiklerimden. Eğer bilmediklerim de varsa bunu lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yani ufak bir rehber tadında olacak, sadece para kazanmayla alakalı olacak. Lafı da fazla uzatmadan ilk seçeneğimiz olan, seçeneklerimizden biri olan elektrik satma, enerji satma olayına giriş yapalım. Ufak da bir hatırlatma, eğer izlediğiniz içeriği beğenirseniz kanala abone olup videoyu beğenerek beni de destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum ve mevzuya giriş yapıyorum. Şimdi direkt bu tamamen sizin şehrinizde bu sistemi bu olayı nereye kurmanızla alakalı bir durum. Ben şimdilik şimdi rastgele dış bağlantıya yakın bir yere yapacağım bu olayı. Rastgele bir yol çektikten sonra buradan bu arada her şey açık ve sınırsız para. Sadece öylesini açtığım bir harita bu. Sadece bu elektrik satma olayını göstermek için sizlere. Burada tavsiyem C Armel olacak. C Armel için elektrik kısmından kastığınız zaman seviye atladığınızda Geothermal Power Plant'ı açıp yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani burada tamamen size kalmış değerlendirmesini siz yapabilirsiniz. Sizden ne kadar götürecek ne kadar kazandırıyor. Ben Geothermal'ı tercih ediyorum. Geothermal'ı alanımızı kurduktan sonra enerji alanımızı kurduktan sonra bir adet de Transformer Station kurmamız gerekiyor. Onu da buraya kurduk ve enerji üreteceğimiz, üreteceğimiz yerle Transformer station'ı bağlayıp daha sonra dış bağlantımızı aynı şekilde bağladıktan sonra şöyle bir başlattığımızı export etmeye satmaya başlayacağız arkadaşlar. Hatta şöyle bakalım üretimle alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Evet gördüğünüz gibi export etmeye başlamışız. Şuradan da onaylayabilirsiniz. Birazdan düşecektir diye tahmin ediyorum. Export kısmına servis kısmında. Evet 140 bin civarı bir exportumuz var. Bu artacaktır. Aynen öyle arttı. Bakımdan daha çok export ediyorsunuz. Tabii ki bu sistemde şehrin ihtiyacı da önemli. Ona göre değerlendirip elektrik satmaya başlayabilirsiniz. İlk yollarımızdan biri buydu. Şimdilik ikinci yolumuza ikinci yapabileceğimiz para kazanma yöntemine hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Evet ikinci seçeneğimiz ise arkadaşlar vergiler. Şimdi bu vergiler olayı biraz karmaşık diyeceğim de çok da karmaşık değil. Burada temel almanız gereken şey şehrinizde bulunan insanların, şehrinizde yaşayan insanların tamamen mutluluklarıyla alakalı bir durum. Yani bunu size tavsiyem en başta 18-17 civarına getirip bir süre bekledikten sonra tabii ki de buradaki bütün vergilerden bahsediyorum. Yani bunu daha detaylı bir şekilde yapmak isterseniz şu kısımdan da yararlanabilirsiniz. Şu kısımlardan şekillendirebilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde atıyorum işte education eğitimi düşürüp bu, bu, bu kısım eğitim arttırabilirsiniz falan. Bu tamamen size kalmış. Ben temellerinden bahsediyorum. Vergilendirme yapmak. Şimdi böyle vergilendirme yaptığınızda temel olarak halkınız bundan çok memnun olmayacaktır. Vergileri arttırabilirsiniz yaptırdığınız zaman bir süre bekledikten sonra mutluluk oranını ortanın altına düşürmemeye çalışın. En önemli nokta bu. 18'e çektikten sonra baktığınız çok fazla tepki gösteriyorlar. Şöyle %2 düşürüp 16 yapabilirsiniz ama %10'un üzerinde tutmanızı tavsiye ederim. Belirli bir seviyeye ulaşana kadar, belirli bir miktar parayı kazanıp en azından kendinizi artıya geçirene kadar vergiler kısmını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Arttırmanızı da tavsiye ediyorum. Evet, üçüncü seçeneğimize geçiş yapalım. Evet, üçüncü yolumuzda vergilere benzer bir yol diyebilirim. Nispeten aynı gibi sanki. Servisler. Halkınıza sunduğunuz servisler temel ihtiyaçlar da diyebiliriz buna. Ekstra servisler hariç tabii ki. Burada size tavsiye edebileceğim export ediyorsanız eğer elektriği, elektriğe hiç dokunmamanız. Onun dışında education research kısmında eğitimle alakalı budget'ı yani yüzdesel olarak %90'ın altına düşürmemenizi tavsiye ediyorum. Burada tamamen aslında sizin halkınıza bağlı olarak da değişebiliyor. Mesela su kısmını şuradan baktığınız zaman yetecek seviyeye getirmeniz en azından başlarda size büyük avantajlar sağlayacaktır. Harcadığınız parayı azaltacaktır. Aynı şekilde sağlık, aynı şekilde çöp, dediğim gibi education, eğitim kısmını 190 altında çekmenizi tavsiye etmiyorum. İtfaiye, polis departmanı bu tarz bölümlerdeki yüzeleri şuradan bakarak mesela suyu düşüreceğiniz zaman yeterli seviyeye geldiği zaman kesmenizi tavsiye ediyorum. Düşürmenizi daha fazla düşürmenizi tavsiye etmiyorum. Bunun ayrılmasını tamamen siz kendiniz yapabilirsiniz. Yani bir servisi yaptıktan sonra %100 olarak oraya para akıtmanızın bir mantığı yok. Atıyorum %70'de de size yetişiyor, yetiyorsa, halkınıza yetiyorsa %70'de kalması daha mantıklı. Bunun seviyesini daha fazla atıyorum sağlık ocağı veya hastane yapmaktansa buradaki kısımdan ayarlayıp daha seri ve daha hızlı bir şekilde para kazanmanızı, para kazanmanızı yönetmenizi tavsiye ederim. Evet, diğer bir yolumuza, diğer bir yöntemimize geçiş yapalım. Evet, diğer bir yöntemimiz ise park alanları arkadaşlar. Bilmeyenler için şöyle göstereyim. Buradan road kısmından, yollar kısmından park alanlarını açtığınız zaman şehrinize park alanları yerleştirebiliyorsunuz. Hani çok fazla büyük ve çok fazla götürüsü olan park alanları yaparsanız getirisi daha az olacaktır. Şu şekilde mesela bir park alanı yaptığınız zaman bunları genellikle commercial zone etrafına yapabilirsiniz ya da yani herhangi bir yere koyabilirsiniz ama ulaşımı kolay olması gerekiyor. Böyle park alanları yapıp mesela iki tane yaptık diyelim şimdilik göstermelik yapıyorum. Park ücretini de 25 20 ile 25 arası tutarsanız bu da size bir ekstra bir getirisi olacaktır. Özellikle şehriniz büyüdükten sonra çok fazla araba olacağı için parktan fazla kazanabilirsiniz. Tabii ki de bu şu da bir avantajınıza şöyle bir avantajınıza da sağlayacak. İleride park alanlarını yaptıktan sonra toplu taşıma kullanımını da arttıracaktır. Çünkü park ücreti fazla olduğu için toplu taşıma daha az yaptığınız zaman toplu taşıma fiyatını insanlar halkınız toplu taşımaya yönelecektir. Bunun dışında da atıyorum bir bölge için şöyle hemen bir ufak gösterim yapabiliriz göstermek amaçlı. Şöyle diyelim şu an sadece rastgele bir yer seçiyorum. Burası sizin bir yerleşim yeriniz olsun şu bölge. Bu bölgeyi de şimdi biz bir isimlendireceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle bir alan yapalım mesela buraya şu şekilde. Seçip yaptık. Burası sizin bir mahalleniz diyelim. Mahalleyi yaptık. Bu mahallenin üstüne tıkladığınız zaman şu seçenekten Roadside Parking Fee artık İngilizcesi nasıl Bilmiyorum ama bu seçeneği işaretlediğiniz zaman yol kenarına park eden araçlardan da ücret tahsis edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle seçip buradan yine aynı şekilde bunu 25'in üzerine çıkarmanızı tavsiye etmiyorum. Bu da size çok büyük bir getiri sağlayacaktır. İlk başlarda artıya geçmenizi sağlayacaktır. Evet, diğer bir yöntemimize, yöntemlerimize geçiş yapalım park olayını da bitirdikten sonra. Evet, diğer bir yöntemimiz ise production arkadaşlar üretim yani şu şekilde göstermem gerekirse şu sekmeden para sekmesinden production sekmesinden tamamen kontrol edebiliyorsunuz bu arada. İsterseniz ihtiyacınız olan production'ı, ihtiyacınız olan materyali kendiniz üretebilirsiniz. Bu da tabii ki doğal kaynaklarınızla alakalı bir durumda olabilir. Doğal kaynaklarınız yani şöyle tavsiye ederim. İhtiyacınız olan materyali yeterli seviyede üretip doğal kaynaklarınızdan yola çıkarak export edebilirsiniz. Bu da size ilerleyen zamanlarda sanayiniz için çok büyük bir avantaj ve artı sağlayacaktır. Burası önemli. Şu an benim kendi çektiğim seride daha production bölümüne geçiş yapmadığım için bunu daha detaylı bir şekilde anlatamıyorum ama ne demek istediğimi temelde mantıken anlarsanız production kısmı da para kazanmanız için ilerleyen seviyelerde önemli bir etken sağlayacaktır. Tabii ki de bunu vergilendirmesini falan da yapabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. O yüzden production kısmı da önemli. Önce temel ihtiyaçlarınızı halkınızın ihtiyacını karşılayıp daha sonra doğal kaynaklarınız gereği artık e, haritanızda ne üretebiliyorsanız ne üretmek size daha fazla avantaj sağlayacaksa haritanıza bakıp ona o sanayiye yönelmeniz size büyük bir para kaynağı sağlayacaktır diyelim ve finali de burada yapalım. Arkadaşlar, sonuç olarak kısa bir özet geçmem gerekirse önce size elektrikten bahsettim. Elektrik export etmekten, enerji satmaktan, elektrik satmaktan bahsettim. Daha sonrasında vergilerden bahsettim. Vergileri nasıl yönetmeniz gerektiğinden ufak girişler yaptım. Yani bu içerik, bu rehber serisi yeni başlayanlar için tavsiye edebileceğim, başlangıç en azından artıya geçmenizi sağlayacak şeyler. Bunun da altını çizmek istiyorum. 3. olarak vergilerden sonra parktan bahsettim servisten bahsettim servis kısmı dediğim gibi şehrinizdeki insanların ihtiyacına göre yani çok daha fazla hastane yapmak yerine buradan dengesini ayarlayıp size artıya geçirebilecek yollardan bahsettim servisleri söyledim dediğim gibi park park olayından bahsettik aynı şekilde bölge seçip bölgeyi yollara park eden araçlardan para almak veya park alanı oluşturup bunun fiyatını belirleyip daha sonra toplu ulaşım toplu taşıma yaptıktan sonra da insanları toplu taşıma yöne, yöneltip daha fazla para kazanmanızdan bahsettim. Yani genel olarak size başlangıçta sizi artıya geçirecek olan durumlardan bahsettim. Benim bildiklerim bu kadar. Daha sonra daha farklı şeyler öğrenirsem, tabii ki de daha komplike, daha anlatımı fazla olan Konulara da giriş yaparız. Cities Skylines 2 ile ilgili rehber serileri, rehber içerikleri gelmeye devam edecek. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız bana destek olmak amacıyla kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka Cities Skylines, Skylines 2 serilerimizde, içeriklerimizde, rehber içeriklerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.